Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kudüs'te Hazreti İsa Efendimizin çarmıha gerilişinden sonraki dönemdeyiz. Dünyada felsefecilerin kendi aralarındaki çatışma zemini bir kenara, yeni dünya artık tıbbı konuşmakta. Hazreti İsa Efendimizin hastaları iyileştiren tavrı, Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir etmiş olduğu mucize-i ilahi ve ikram ile yeryüzünde artık hastaların hızlıca iyileştiği konuşulmakta. Ancak Hazreti İsa Efendimizin havalilere, bölge insanlarına ve bölgede şifa ile uğraşan, bugünün tabiriyle şifacılara öğrettikleri de var. Hatta bunlar arasında 4 tanesi var ki bunlar Kudüs'te kalmayı devam ederek Hazreti İsa'ya iman etmedikleri halde ondan kalan tıbbi metodolojiyi geliştirmeye gayret etmişler. İşte bu gayret Hazreti İsa Efendimiz'den kalan bir tıp okulu söz konusu. Hazreti İsa Efendimiz'in öğrettiklerinden hareketle oluşturulan bu tıp okulu uzun yıllar boyunca, yani milattan sonra 400 ila 450 yıllarına kadar Kudüs'ün tıp alanında da bir merkez olmasını sağlamış. Hoş, bu doktorlardan iki tanesi sonrasında çevre baskılarına dayanamayarak Anadolu'ya doğru da yola çıkıyorlar. Kendilerine özellikle Antakya civarında ve İskenderun civarında daha kapalı, insanlardan daha uzak bir yerleşime kendilerini kavuşturuyorlar. Sonradan da Hazreti İsa Efendimizin yolunda muharref bir inanca dönüşüyor olsa da Hristiyanlığı seçiyorlar. Ancak Hristiyanlara karşı tutum ve tavır devletler bazında bakıldığında elbette ki baskıcı bir rejim olsa da halkın ticaret yolları üzerindeki görüş alışverişleri hiç bitmiyor. Özellikle tıp alanında tanınmış olan bu isimlerin çevre ülkelerdeki önemli etkisi sebebiyle gelip geçenler bu bilgiyi Avrupa'ya taşıma ihtiyacı hissediyorlar. Hakikat artık bu okulun Roma dönemi tarafından Avrupa'ya taşınma sürecini de görüyor olacağız. Avrupa'da tıp alanında kendini geliştirmeye gayret eden ve bugünkü tıp tarihinde de önemli bir isim olarak kabul eden Calcalion Tirus'tan bahsetmemiz lazım konu buraya gelince. Zira Calcalion Tirus'un uzun yıllar boyunca, yani 30 yıl kadar Kudüs bölgesinde yaşadığı biliniyor ve Paulus'un etkisini gördüğünü ve buradaki öğrendiklerini Avrupa'ya taşımaya çalıştıklarını görüyoruz. Hazreti İsa Efendimiz'den kalmış olan bu bilgi, tıbbi bilgi özellikle sadece bitkiyi içermiyordu. O çağlara kadar bitkisel konularda ilaç ve tedavi usulleri elbette çok gelişmiş. Ancak unutulan önemli birkaç mesele var ki bu Avrupalı Calcalius'un oldukça dikkatini çekmekte. Sebep şu, bitkilerin yanında hikmeti, yani bugünkü tabiriyle söylemek gerekirse psikolojik etkenleri de gün yüzüne çıkartan bir tıp anlayışı. İnsanların hastalıklarının psikolojik etkenler sebebiyle de farklı şekillere dönüşebileceğine dair kadim bilgilerin yeniden gün yüzüne çıktığı görülmekte. Hakikat bir başka şey daha var. Hazreti İsa Efendimiz'den kalmış olan bu tıbbiye sınıfı aynı zamanda anatomiye de oldukça ilgili. Özellikle hayvanlar üzerinde kesme, biçme, cerrahi operasyonlar yapma, kılıç yarasını artık dikmeye gayret etme, dağlamadan vazgeçme dönemindeyiz. Bu dönemde aşı diyemeyiz ama İnsanların teninin altına bazı ilaçları zerk etme çalışmaları dahi var. Bunlar Hazreti İsa'dan kalmış olan, Efendimiz'den kalmış olan tıbbiyenin hikmetli tarafında elbette. Calcalius bu alanda kendini geliştirmek zorunda olduğunu Hazreti İsa Efendimiz'den kalan bu ilimle bir araya getiriyor. Ancak psikolojik alanında oldukça zayıf kalıyor. Zira bir önceki derste söylediğimiz gibi felsefik anlayış, her ne kadar insan düşüncesine ehemmiyet verse de psikoloji alanındaki gelişmeler çok sonralara ötelenmiş olacak.
Bu gelişmelerin tabiri caizse ilk adımını atmaya çalışan Tirus, havalilerden almış olduğu bilgiyle yetinmedi. Aynı zamanda havalilerden Mekke'nin önemini öğrenmişti. Hoş, zaten bu tarihlerde Mekke bilinen, belirli, toplumlar arasında çok üzerinde durulmasa da hem ticaret hem de dinin bir merkezi olarak kabul ediliyordu. Pek çok keşişin uğrak yeri haline dönüşmeye de başlamıştı. Bu kapsamda Tirus'un bir Kabe-i Muazzama'yı ziyareti söz konusu. Bu ziyarette ise Hazreti Mudar devrine denk geliyor. Hazreti Mudar, Tirus'a hem yakınlık gösterdiği gibi hem kendisine özel bir çadırda ağırlıyor. Bu çadırda ağırlaması yaklaşık 15-20 gün boyunca devam ederken ayrılmaya yakın Tirus'a Kabe-i Muazzama'nın taşlarından küçük bir parça hediye ediyor Hazreti Mudar. Zira Tirus bu manada Mekke-i Mükerreme'nin önem ve ehemmiyetini anlayacak rüyalar görüyor. Hızır Aleyhisselam ile tanışma fırsatına erişiyor. Hazreti İsa Efendimizin bir tavafın ortasında karşısına çıkmasıyla beraber Tirus hayatının değiştiği bir döneme geçiş yapıyor. Hazreti İsa Efendimiz bu tavaf dönüşünde tabiri caizse Hazreti Hızır Aleyhisselam'la Tirus'u birbirlerine tanıştırıyor. Yani tıbbın batıya gidişi Hazreti İsa Efendimizin devir peygamberi olarak söylemini ve sözünü Tirus'a Hızır Aleyhisselam'la iletmesiyle beraber fazla oluyor. Durum bununla kalmıyor elbette. Tirus'a Hazreti Hızır Aleyhisselam Lokman Hekim'le görüşebilme imkanı sağlayarak ona teslim ediyor. Tabi bu teslim ancak Bursa bölgesine geldiğinde söz konusu oluyor. Zira dönüş yolunda Hızır Aleyhisselam yaşanan bu hengamelerin ardından Bursa'da bir kenara çekilmesini ve böylece kendisine aktarılacak olan ilimleri yazması gerektiğini söylüyor. Tirus'un tabiri caizse bir yandan ortadan kayboluşu bölgedeki insanlar tarafından garip karşılanıyor. Hastalar kolay kolay çıkamıyorlar Uludağ'ın tepesindeki keşişler bölgesine. Dolayısıyla ancak özel hastalar ziyaret edebiliyorlar Tirus'u. O da her zaman değil. Devrin birinde bu dünya tarihinin bu bölümünde var olan Part İmparatoru, ki bugünkü İran sınırlarını içine almakta olan bir imparatorluktur, kralı tarafından ziyaret ediliyor. Kralın üzerinde bir cilt hastalığı var. Sedef'in ayrı bir çeşidi. Hiç kimsenin çözemediği, kendi şifacılarının elinden hiçbir şey gelmediği bu hastalık karşısında Tirus 3 gün içinde Part İmparatorunu iyileştiriveriyor. Bu iyileşme Part İmparatorunun yanındakiler tarafından tabiri caizse hiç çekilmez kıskançlık dolu bir fitneye dönüşüyor. Bu anda Lokman Hekim kendisine asla ve katiyetle şehre inmemesi gerektiğini ifade ediyor. Part İmparatoru ise Tirus'u beraberinde götürmek istiyor. Tirus her ne kadar gitmek istemediğini söylese de Part İmparatoru gibi bir adamın söylencesinin altında kalmak istemiyor. Onu en azından dağın eteklerine kadar götüreyim, orada bir vesileyle dönerim diyerek aklına uyuyor. Ancak elbette ki bu bir vesile-i ilahi. Bu yolculuk esasında durulan bir yerde tam Tirus su içecekken Part İmparatoru'nun yanındaki isimlerden bir tanesi Tirus'u sağlam bir kayanın üzerine doğru itiyor ve Tirus'u katlediyor. Bu tarih sahnesinde pek de unutulmayacak bir süreç. Dolayısıyla Tirus'un son sözleri asla sözünden cayma, asla sana verilen emirden dönme şeklinde bitiveriyor. Tirus'un ölümüyle beraber Keşişler Tepesi'nde var olan bilginin peşine koşuyor. Part İmparatoru'nun yanındakiler, tabii ki Part İmparatoru'nun da emri dairesinde. Keşişler Tepesi'nde yaklaşık 7651 el yazmasıyla geri dönüyorlar. Beraberce bu bilgileri alıp İran'a doğru götürmek isteyecekler. Ancak Bursa'ya giriş ve çıkış esasında ani bir kalabalık söz konusu. Bölge halkında yaşanan bir sıkıntılı durumda asker sayısı arttırılmış. Bölgede yaşanan bir tatsızlığı dindirmeye gelmiş olan bu isimler Part İmparatorunu askerleriyle beraber görünce onlara tazim etmek istiyorlar. Tabiri caizse kendi ülkelerindeki misafirlere hoş geldiniz, nasıl geçti gibi bir görüşme yapmak isteyecekler. Ancak yanlarında bulunan ekstradan bir
sandığın varlığı gözlerden kaçmıyor. Sandık bir şekilde ele geçirildiği gibi Part İmparatoru yanındakilerle beraber defediliyor. Bu meşhur sandık içinde hem Kabe-i Muazzama'ya ait olan bir taşı sonradan eklenerek hem de içerisinde Tirus'un yazmış olduğu 7651 el yazması tıp eserini barındırıyor. Bu nüshalar İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'da özel bir çalışma grubu kuruluyor. Böylece Yerebatan Sarnıcı'nın şimdi hemen karşısında var olan Küçük Cami'nin bahçe bölgesinde ilk hastane kuruluşu yapılıyor. Bu tabir caizse Avrupa'ya bu dönem için tıbbı anlatacak önemli bir okul haline, hastane haline dönüşü veriyor. Bu tarihler İstanbul'un da dünya muazenesinde artık hatırı sayılır bir başka merkez oluşuna da vesile olacak elbette. Sonrasında bu alanda pek çok şeyler yaşanıyor tabii ki. Ancak Siyer-i Nebi yolculuğundayız. Nasipse bunlar da tıp tarihini anlatırsak orada detaylandırılacak konular. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.